sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Size pek 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 çok yakında güzel bir gif sunacağım arkadaşlar. Şuna benziyor. Yani yaklaşık 36 bin olmak üzereyiz. Desteklerinizden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Karışık bir video olacak. E, önce haberlerden başlayalım sonra Crespo'dan da 3 geliyor. Bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla fark yaratan Fenerbahçe'ye Miguel Crespo'dan iyi bir haber ve iyi bir gelir gelecek diyor haberde. Şimdi daha az önce bir paylaşım yaptım. Arda Güler, Berisha, Atilla Salahi, Diego Rossi, William Arao, Armindo Burma ve Gustavo Henrique'den 7 futbolcudan Kasasına 52.1 milyon euro koyan bir Fenerbahçe. Bilesiz, vurdasız, sponsorsuz, cartjurtsuz, tertemiz bir şekilde. Kaldı ki Tobe Jontuniet yani devamı da gelecek arkadaşlar. Ee, bu müjdeyi de vereyim. Ama İtalyan ekibi Genoa ile görüşen Portekizli oyuncu büyük oranda anlaştı. Bu transferden Sarla Hacıvertler 3 milyon euro bonservis bedeli alacak. Anlaşma kısa süre içerisinde açıklanacak. Bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla Fenerbahçe coşmaya başlamıştı. İtalyan ekibi Genoa ile görüştü. Futbolcu büyük oranda anlaştı. Ancak ben size bir belirtme yapayım. Son anda sürpriz bir takımdan sürpriz bir teklif geldi. Hocam 3'ten yüksek mi? Dünya 3'ten büyüktür. O 3'ten yüksek olsa ne olmasa ne? Ee, şimdi... 3 milyon euro. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yuvarlak bir şey söyleyeyim. 6 milyon euroya giderse ee, Crespo hiç biriniz şok olmayın olur mu? 6 milyon euroya giderse şok olmayın. Niye şok olmayın? Onu da söyleyeyim. Takımın adını duyduğunuz zaman daha çok şok olacaksınız. Ulan bunlar bizden alıyorsa biz niye gönderiyoruz o zaman diyeceğiniz bir takım. Ben bu kadar söyleyeyim. Başka detaya giremiyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü görüşmeler sürüyor. Şimdi gider görüşür olmaz. Hani hocam oraya gidiyordu falan diye. E, iki isimli bir takım. Çok çok büyük bir takım. Hatta diyorum bak şu şöyle bir iddiada bulunayım. O takımdan Fenerbahçe'ye herhangi bir futbolcu gelse belki de gelecektir. E, bendeki söylentilere, duyumlara göre bir futbolcumuz takasta gidecek. Ama ben o takas futbolcusunu açıkçası Joshua King gibi düşünüyorum. Hani bir futbolcu bir futbolcunun transferinde takasa girilecek diye. Ee, şu da bir gerçek. Hani eğer Crespo o dediğim takıma gidecek olsa o takımdan bir kişiyi alma ihtimalimiz vardı hala da var. Fenerbahçe ve Galatasaray elden kaçırdı altına kaçırma... Ee, yok elden kaçırdı altına kaçırması ne? Yeni adresi. Transfer çalışmaları sürdüğüne Fenerbahçe ve Galatasaray bir süredir Nicolas Dominguez'in peşindeydi. Oyuncunun yeni adresinin Premier League olabileceği ifade edildi. İşte detaylar diyor. Nottingham Forest, TYC Sports, Dominguez falan filan. Ben burada şuna takılıyorum. Dün bir Fenerbahçe sayfası, bakın Fenerbahçe sayfası yazmış. Galatasaray Nicolas Dominguez'i 12 milyon euroya aldı diye. <laughs> Sosyal medyadaki bu habere göre ise 15 milyon euroya aldı diyor. Yani Türkiye medyası e, ya Türkiye medyası şaşırabilir. Lafım yok. Yanlış bilgi verebilir. Şaşım yok. Şaşırmıyorum. Olabilir ama Fenerbahçe sayfasının 12 milyon euroya Galatasaray transfer etti demesi beni işkillendiriyor. Yani arkadaşlar olmadık. Bak şunu çok ama çok yapıyorsunuz. Olmadık ee, şeye çok yorum yapıyorsunuz i̇şte mesela az önce gördüğüm bir sayfada Galatasaray'a orta sahası yazmış Veratti, Torreira falan yazmış böyle tek tek boy sıralaması yapmış ya Veratti'yi getirmişler Galatasaray'a bak Fenerbahçe sayfası olarak Veratti'yi Galatasaray'a getirmişler imza attırmışlar yetmemiş bir de örneklemişler yani gerçekten çok çok tuhaf bir olay Fenerbahçe kesenin ağzını açtı Rade Kurunic iç için yeni teklif Şimdi Arap saçına dönen bir olay var. Rade Kurniç. Bu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşanmış. İtalyan basını Sarı boşnak orta saha için teklif yükselteceğini duyurmuş. Fenerbahçe'de Kurniç transferi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı bu transferi noktalamak için çalışmalarını hızlandırdı. İsmail Kartal boşnak yıldızı ısrarla kadrosunda istiyor diyor. En sonunda 7 milyon euroluk teklif yapıldı. Milan 12-13 istiyor. Ardından yeniden iletişime geçildi diyor. Bak Çizme ekibi teknik direktörü Stefano Pioli kurun için transferine karşı. Ancak Pioli ne kadar karşı çıksa da Fenerbahçe'nin yeni teklifinden sonra Milan yönetiminin oyuncunun ayrılmasına izin vermesi bekleniyor. İtalya'dan Korea Radella Sports'un haberine göre Fenerbahçe teklifini yükseltecek ve 10 milyon euroya çıkacak diyor. Milan da bu teklifi kabul edebilir diyorsun. Yani 126 maça çıkmış Milan'la 3 gol 6 asistlik performans sergilemiş. <laughs> Hocam bu kadar önemli oyuncu mu? Valla bunu size sormak lazım. Yani bunu size sormak lazım. O kadarım. Ben takip edemiyorum, bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, bilmiyorum bile. Ama teklifini e, hani size bırakıyorum. Gerçekten teklifi size bırakıyorum. Olur mu, olmaz mı? Yorumu sizden şey yapıyorum. Hocam, sen kendi duyumunu ver, boş ver bizi. Bence kurun hiç gelmeyecek. Bence kurun hiç bir yem. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, hiç kimse alınmazsa kurunç alınır. Yani Fenerbahçe'de son ihtimal. Eğer kurunç Fenerbahçe transferi gerçekleşirse ben açık yüreklilikle söylüyorum. Bak sizleri sevdiğim için, değer verdiğim için peşin peşin söylüyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben dostunuzum. Hiç kimse alınmazsa kurunç gelir. Sürpriz bir şekilde birdenbire kurunç kapı geldi hocam. Ne, ne düşünelim? Demek ki hiç kimseyi alamadık. O yüzden kurunç aldık olarak düşünün. Hocam başka bir isim geldi. Demek ki ilk sıralarda o var. Başka bir isim de gelebilir. Fenerbahçe'den ada çıkarması. Arsenal'in yıldızı için devreye girdiler. Şimdi öncelikle bu haberi başlığını duydunuz değil mi arkadaşlar? Açtıktan sonra tamam hocam işte biz biliyoruz Arsenal'deki oyuncuyu. Bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir isim. Yanlış duymadınız, bilmediğiniz bir isim. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertlerin son olarak İngiliz devlerinden Arsenal'in formasını terleten o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte yaşanan flash gelişmeler. Orta sahada eksik görülen eksik gören Fenerbahçe o mevkiye takviye yapmak istiyor. Buna göre çalışmalarını sürdürüyor. Rade Kurunic'i tak radarına almıştı. Milan'ın son lig maçında Kurunic'i ilk 11'de oynatması İtalyan kulübünün devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe orta saha transferinde aday olur. Rota'yı İngiltere'ye çevirdi. <laughs> Beklediğiniz isim değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Jorginho dünden beri sosyal medyada konuşuluyor. Jorginho Fener'e, Jorginho Fener'e diye. Ben Jorginho ismini bak Arsenal vermek istiyor. Alınabilir isim mi? Size bırakıyorum. Bukari Sumaure bu arkadaş da alınabilir bir isim mi? Size bırakıyorum. Dördün, üçüncü isim ise Sofyan Amrabat. <laughs> evet bu isim sosyal medyaya düştü. Israrla şiddetle belirteyim bu benim duyumum değil. 30 milyon euro transfer market verisi var. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek. 21 Ağustos 96 doğumlu yeni 27 yaşına girdi. 1.85 boyunda faslı orta saha oyuncusu. Biz de Kuzey Afrikalılar iş yapmaz onu da belirteyim. E, ee, konferans de Rapid Green Fiorentina eşleşmesi var. Oyuncu Duyduğuma göre Manchester United yapacak. Yapmak üzere. Bu bizde Galatasaray'da mıydı? Kayseri Spor Galatasaray'da. O, oradaki Nordin Amrabat'ın kardeşiymiş arkadaşlar. Yani bana ulaşan bir duyum yok arkadaşlar. Sofyan Amrabat'la ilgili herhangi bir duyumum yok. Ama duyum veren arkadaşlara da saygım var. Benim duyumum yok. Bilginiz olsun. Kur'un bunun içi de zaten konuştuk. Yani 4 tane orta saha. Peki ben 5. bir orta saha söylesem. Şok bir orta saha. Hiç beklemediğiniz bir orta saha söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyeyim de mi 5. bir orta saha? Bu Arsenal'deki arkadaşımız. Takvim haberine göre Arsenal'de forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sami Lokonga için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı 23 yaşında 1.83 boyundaki merkez orta saha ile birlikte ön libero'da forma giyebilen oyuncu için şartlarını sorduğunu söylüyor haber. Arsenal'de 2026'ya kadar sözleşmesi var güncel piyasa değeri 15 milyon euro kiralama seçeneği masada diyor. Ben önce şunu söyleyeyim. Bu arkadaşla ben e, gelir gelmez diyemem arkadaşlar. Yani bu arkadaşla ilgili duyum veremem. Bilginiz olsun. Ama medyaya yansımış, medyaya yansıyınca da konuşmamız şart oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diye belirtiyorum ısrarla. Bir diğer haberimize geçelim. Fenerbahçe'ye kötü haber Matteo Guendouzi. Fenerbahçe Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Guendouzi için girişimde bulunmuş. Yönetim Fransa orta saha için Marsilya'ya teklif sunmuş ve Marsilya cevap vermiş. Now now demiş. Sarı kariyerini Fransa'da sürdüren bir yıldız için devrede iddiaları vardı. Foto maçta yer habere göre Guendouzi için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif Marsilya tarafından çelle sizler diyerek kabul görmedi. Marsilya 20 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 15 veriyor demiş. Haberde. Şimdi Gwen Dozi bu arkadaş Galatasaray araya girip devreye girip Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde bunlar mecbur olacak. İstediğiniz kadar para isteyin demişti. Marsilya da bizden istedikleri kadar para istemişti. Ali Koç'ta öyle olmaz ulan böyle olur demişti. Hani bizim geri adım atacağımızı düşündüler muhtemelen. Ali Koç da gitti parayı bastı aldı. Parayı bastı aldı. Şimdi yine Galatasaraylı arkadaşlar da SOS görüyorum. Nasıl bir SOS görüyorum? Enteresan bir SOS görüyorum. Yani bir çılgınlık var arkadaşlar da. Hala ve hala Fenerbahçe ile bilmem ne yarışma peşinde. Arkadaşlar bu takımlara zarar verir. Boşu boşuna enayi gibi para verirsiniz. Ha transfer çalımı attık demek için enayi olmaya siz razıysanız ben bir şey diyemem. Aynısını kendi takımım içinde de söylüyorum. Transfer çalımı diye bir şey yoktur. Enayilik vardır. O istedi. Sen istedin. Sen 3 fazla verdin. O 2 az verdi. E futbolcu seni tercih eder. Bu transfer çalımı değildir ki. Bu tercihtir. Yani e, atıyorum kafadan adam aylık 100 bin lira kazanıyor. 100 bin TL kazanıyor. Öbür taraftan iş teklifi geldi. 150 bin TL. Adam gitti 150 bine imza attı. Hani yeni iş yeri eski iş yerini arayıp da biz size ne biçim çalım attık. İşte elemanınızı kaptık derse bu salaklık olur. O 100 bin veriyorsun bir buçuk katı veriyorsun. 150 bin veriyorsun. Sonuçta sen tercihlerini daha düzeltmişsin almışsın. Ama bu bizim ülkede maalesef ve maalesef artık iş başka bir şey yarışına döndü. Ben üzülüyorum. 0-7 yaş grubu muhabbetlere üzülüyorum. bir de şimdi son zamanlarda şu çıktı. Salçı olmak çıktı. Galatasaray bir isme teklifte bulunuyor. Fenerbahçe salçı oluyor. Ya da Fenerbahçe bir isme teklifte bulunuyor. Galatasaray salçı oluyor. E bunu nasıl engellersin? Şu anki gibi engellersin. Sosyal medyaya 78 tane isim atarsın. Sine birden salça olamayacaklarına göre asıl hedefi yani asıl hedefi sonradan şey yaparsın. Şimdi bu arada o Sofyan Amrabat, Nurdin Amrabat'ın kardeşiyse zaten Fenerbahçe'ye asla gelmez. Yani çıkıp da kardeşi Fener'e git diyecek hali yok. Sıradaki habere geçelim. Endombele bombası sonunda patlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu. Özellikle Süper Lig'in önüne gelen takımlar arasında birçok önemli futbolcunun transferde karşı karşıya gelmişti. Bu sezon bu ve benzeri kapışmalar sürerken taraftarları heyecanlandıran formalarını giymedi, giymesini istedikleri bir yıldız daha var. Tanguy Endombele. Sıcak bir gelişmenin yaşandığı sıcak bir gelişmenin yaşandığı ve nokta atışı transfer olarak duyurulan transfer sürecine dair son durum ne? İşte ayrıntılar. Belki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha, saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı. Çalım ifadesinin en çok kullanıldığı sezonlardan birini yaşarken iki ezeli rakip transfer sezonunu kapatmış değil. Hedefteki isimler kapsamında çalışmalar sürerken gündeme gelen son isimlerden biri de Tango Dombele'ydi. Orta saha transfer. Şimdi şunu da belirteyim. Eee... Galatasaray'ın sadece orta saha transferi ve herhalde stoper transferi kaldı. Fenerbahçe'de kaleciyi de aldığına göre hemen hemen bitirdi diyelim transferi. Şimdi orta sahaya marka bir isim getirmek istiyor her ikisi de. Asıl pozisyonu 6 numara olan ve çok yönlü bir orta saha olarak bilinen Endombele cephesi için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray ilgi mektubu gönderip kadrosuna katmak için harekete geçti. Hangisinin üstünü sağlayacağı merak konusu oldu. Bu görüşmeler oyuncunun maliyetinin yüksek olmasında da ee, etkili oldu ve iki kulüpte şu anda bir durağa anlaştı. İki kulüpte mali dengelerini tekrar gözden geçirmek için beklemeye geçtim. Öte yandan İngiliz basından da atletikte yer alan haberde oyuncunun Türkiye'ye transfer olma fikrine de sıcak bakmadığı belirtildi. Valencia 6-8 numara için bir transfer hamlesi yaptım. Ve Endombele için yeni rotası. Peki transferde son durum ne? Oyuncunun yeni rotası neresi olacak? Hangi takımı tercih edecek? Bunlar da cevap bekleyen sorular. İspanyol basını Valencia'nın bu transfer görüşmesine kaleme aldı. E, ee, Valencia orta saha oyuncusu Pepula'yı eşlik edebilecek bir isim olduğunu altını çizdi balan falan filan. Haberde uzun lafın kısası Valencia'nın oyun felsefesine mükemmel derecede uyumlu özelliklere sahip olduğu ifade edildi ve artı bir puan olarak öne çıkarıldı. Uzun lafın kısası biz de istiyoruz. Galatasaray da istiyor. Kim alacak? Meçhul. Kimin alacağı meçhul. Şimdi Fenerbahçe'den yeni ada çıkarması. Orta saha transferi için düğmeye bastı. İşte Lokonga ismi mesela bak. Lokonga ismi az önce konuştuk. Lokonga 1. Endombele 2. Jorginho 3. Bukari Sumaore 4. Amrabat 5. Kurunic 6. 6 orta sahadan bir tanesi gelecek Fenerbahçe'ye. Peki Mustafa hocam sen söyler misin hangisi olacak? Vallahi arkadaşlar ben şudur budur diyemem. Ama sosyal medyayı birileri dün örgütledi. Sosyal medyayı örgütleyen arkadaşların e, bir tanesi yönetime çok yakın bir arkadaş. Ben o arkadaşın durduk yere sosyal medyayı örgütleyeceğini düşünmüyorum. Bak bendeki duyumlar sumaure şeklinde. Yani Fenerbahçe'nin yeni orta sahası sumaure şeklinde. Amrabat ismi kesinlikle bende gündemde yok. Kurun hiç bence gelmeyecek. Hani Lokonga ismi o da bende yok. Crespo kesin gidecek o kesin. Bence Joshua King de kesin gidecek. Onu da özellikle belirteyim. Bu Endozi o da bende ismi olmayan isimlerden bir tanesi. Dominguez zaten gelmeyecek diye çok uzun zaman oldu söyleyelim. Hal böyleyken arkadaşlar ben diyorum ki bak benim duyumlarıma göre Sumavure, Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı ve yapacağı transfer bu. Ee, ama Jorginho ismini ortaya atan kişi yönetime çok yakın birisi. Haybeden ortaya attığını düşünmüyorum. Dün hashtagler falan atıldı. Yani acaba hani lan biz şunu hemen çekelim aradan Sumavure'den herkes çekilsin diye mi verdi? Bu arada e, Endon Belen'in Türkiye'ye gelmek istemediğini de belirten bendim. Çok şükür ki bu haber de beni doğruladı. Valla ben bana sorsanız hocam hissi konuş. Hissi olarak da duyum olarak da ben sumavur ederim. Ama bu Jorginho ismini de durduk yere ortaya atmadıklarını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi de olabilir. Hani olan herkes Jorginho'ya odaklansın. Bakın onun gencini getirdik demek istemiş de olabilirler. Bir de orta saha iki tane yaşlı isimden olmuş olacak eğer o gelirse. Onu da düşünmüşlerdir. Hani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Her an transferde gelişmeler yaşanıyor. Köyde olduğum için sıcağı sıcağına aniden video çekemiyorum, yayına giremiyorum. Kanalda da ee, bir sıkıntı var. Yani çözemediğim bir enteresan bir sıkıntı var. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bak bu YouTube yönetimine yazdım. Yazdım. Şikayet mi var, spam mı var? Hiçbir şey yok diyor. E, hiçbir şey yok diyor. Ama bir sıkıntı var. Yani bir sıkıntı var. Çözemiyorum arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Nedir beklediğim destek? Ya videoları baştan sona kadar izleyin. İstatistiksel olarak yardımcı olun. İstatistik desen ki bak bu videolar sonuna kadar izleniyor demek ki önemli. Videolara beğeni atın. Video ile alakalı yorum yapın. Video keşfette çıkıyor arkadaşlar sayenizde. Yani şu videoyu izleyen herkes beğeni atsa, herkes baştan sona izlese, herkes yorum yapsa. Kaç kişi izledi? Bin kişi. En az en az 150 bin kişiye öneri olarak gider arkadaşlar bu video. Bak bin kişi izlese, bin beğeni olsa, bin yorum olsa, bin kişi de baştan sona izlese en az 150 bin kişiye öneri olarak gidiyor. Hocam benim izlemem bu kadar önemli, bu kadar önemli. Biz niye üyelik hediye ediyoruz? Çünkü videoları oynatma listesini açmanız daha çok işimize geliyor. Oynatma listesini açınca sistem sizi daha çok video izledi olarak görüyor. Siz video izleyince sistem diyor ki lan bu kanalın videoları baştan sona izleniyor. Demek ki önemli diye birilerine öneri olarak sunuyor. Hani kanal da böyle böyle büyüyor. Öneri olarak gidiyor. Şu an hala bunu yapan yani 500 belki 500 yoktur ama 100 ila 500 kişi arasında kişi var. Her gün oynatma listesi açan. 50 kişiye üyelik veriyoruz. Adam diyor ki hocam ben de her gün video izliyorum. Bana niye gelmiyor? Sen video izliyorsun. Adam oynatma listesini açık bırakıyor. Bilgisayarı açık. Oynatma listesini açık bırakıp gidiyor. Mesela Revolver Tabs diye bir şey var. Ee, Google Chrome uygulaması var Revolver Tabs. Adam Revolver Tabs'ı açıyor. 5-6 tane oynatma listesini açıyor. Revolver Tabs dediğimiz olay tıklıyorsun arkadaşlar. 10 saniyede bir, 15 saniyede bir diğer sekmeye geçiyor otomatik olarak. Bırakıyor adam bir günde 6 tane oynatma listesini izlemiş oluyor. Ya bunu yapan çok az kişi var. Merak etmeyin yani belki 10 kişi, 15 kişi. Onlar zaten sürekli üyelik alıyorlar benim amacım şu. Benim niyetim şu. Açık söyleyeyim. Kanalın geliri artsın. Gelen her gelirle her canlı yayında 50 kişiye üyelik hediye edelim. Ya çok zor bir şey değil. Yapamayacağımız bir şey değil. açık çıkan reklamlara tıklarsanız o da kanalımızın işine geliyor. Sistem diyor ki bak bu kanalın takipçileri kanala sadık. Bunlar müşteri bunlar zengin diyor. Yine tanıtımını yapıyor. ya yapmasanız da canınız sağ olsun ama 36 bin olmak istiyorsak büyümek istiyorsak e, benim bir hedefim var ya benim bir hedefim, benim hedefim 100 bin en az 100 bin siz de benim hedefime ortak olun. Birlikte başaralım. Birlikte yapalım. Ki ben tek başıma asla yapamam bunu. Birlikte yapalım istiyorum arkadaşlar. Ben desteklerinizi rica ediyorum. Bak kimseye emir vermiyorum. Şunu yapman şöyle olsun. Kimi şunu yapmayan böyle olsun. O da itici geliyor bir yerde. Hani şakasına takılıyoruz biz. Gırgır gır, gır şamata yapıyoruz ama. Birçok kişi yeni abone. Adamlar beni tanımadıkları için. Bu ne lan videoyu beğenmeyen cinconlu olsun diyor. Ben her zaman videomu beğenmek zorundayım diyor. Bunları takılmak için söylüyorum. Gelin birlikte büyütelim. Gelin birlikte ailemizi genişletelim. Hep birlikte gurur duyalım. Görüşmek üzere dostlar.